Metin abiciğim, ben de şunu sormak istiyorum sana. Tabii burada şimdi sen de yarışmacılarla ilgileniyorsun ama İstanbul'a da gidip geliyorsun. Burada da muayenelerin devam ediyor, operasyonların devam ediyor. Onu merak edenler var. Tabii ki ya, mesela işte gittim, Acun'a rica ettim. Acun, normalde biz ayda bir hafta Acun'la beraber gidip Acun'la beraber geliyoruz. Program öyleydi. Ama bu sefer o kadar çok hasta birikti ki. Ya kanserli hasta var, takip edilen hasta var. Yani onlara mutlaka bakmam gerekiyor. Acun'a rica ettim. Dedim ki Acun, bir gidiş ertelesek ne olur dedim. Uçakta böyle keyfin en olduğu zamanda dedi ki, tabii abi, tabii sorun yok dedi. Allah! Çok büyük bir sevinç yani. Yani peki şeyde çok da yoğun da şeyin var mı abi? İstanbul'da çok yoğun Yoğun geçiyor mu? olmaz mı ya? Bir de bir şey söyleyeceğim. Böyle herkes şey diye düşünüyor. Survivor'da kaldığım için bana bir sürü hasta geldiğini falan zannediyor. Bana Survivor'dan hiçbir hasta gelmiyor. Benim bütün hastalarım kendi hastalarım. Dün 33 Metin yıllık abi, doktorum. Hep kendi hastalarım benim. Dün Metin abi neyi anlattı? Kızı öpelim buradan onu da. Delfin. Delfin gelmiş hastaneye, babasının birkaç saatlik çalışma temposunu görmüş. Evet. Sonra eve gitmiş. Akşam Metin abi gidince demiş ki, babacığım sen çalışma. O kadar çok çalışıyor ki orada. Ya o gitti 10 gün içinde bir sürü ameliyat, her saniye bir iş sürekli. Ya o yüzden oradaki hastalar da çok önemli. Ne, neleri yakalamışsın ya. Ya buradayken de böyle çok, bilmiyorum doğru mu yanlış mı, bir şey söyleyeceğim. Burada bak, yağmur hemen geçti. Evet. Dedim 2 dakika gidelim. Buradayken de kızım geldi işte. Kızım buradaydı. Her gün stres yapıyor. Yani baba benimle ilgilenmiyor. Yavrum, ya ben çalışıyorum. Ya bazen gece 3'te gidiyoruz eve. Evet. En çok sen iyi biliyorsun onu. Yani 2'de gidiyoruz, 3'te gidiyoruz. Bazen erkenden, bazen hasta oluyor. Mesela bir gecede 300 tane dikiş attım, hatırlıyorum ben. Senin döneminde mi? Ne diyorsun abi? Tabii ya. Ki. Neyim olabilir? Bir gecede. Bir gecede bir kişiye 300 tane dikiş attım, biliyorum. Çavuş da burada olsa keşke ah bir evet deseydi. Beraber gittik çünkü o beni uyandırdı. Şimdi ne kızıma, oldu abi, ne oldu ki? O da başka bir hikaye. Bizim La Serena'sa bir havuzumuz var, hatırlıyor musun? Evet, evet. Havuzun ortasında bir tane stand var. Evet. Gece saat 4'te arkadaş o standın üzerine, kafa üzeri atlamış. Burası böyle açılmış. Ama bu havuzda Metin abi sana bir şey söyleyeyim. Bak kaç kere programda söylemişimdir. Çocuk havuzuna atlamayın diye Survivor Extra'da söylüyorum, biliyor musun? Benim de çevremde çocuk havuzuna atlayanlardan çok o kadar büyük kazalar çok gerçekleşiyor ki. O neydi? Ünlü bir sanatçı vardı, boyun kırığı. Hatta o kadar şüphelendim ki hiçbir şey yok. Çok şüphelendik ondan. Hemen boyunluk taktık ona. Dediler ki ambulansa şey gönderelim. La Serena'sa, Santo Domingo'ya, başşehre gönderelim. Ben dedim ki bir dakika arkadaşlar, bunda ciddi bir problem var. Ya böyle bir atlayıştan sonra çok ciddi bir problem olur. Biz bunun boynunu takalım ve biz bunu asla ambulansa göndermeyelim. Çünkü ambulans ne çıktı bunda biliyor musunuz? Hani attan düşüp boynu kırılan bir sanatçı vardı. Yabancı bir sanatçıydı. Belki hatırlayan olur. Ben hatırlayamadım abi. Boyun kırığı, boyundan aşağısı felç oldu. Bu çocuğun da öyle bir kırığı vardı ve biz bu çocuğu Türkiye'ye sapasağlam gönderdik. Yemin ederim ya, çok güzel bir hikaye. Şey diyorsunuz hocam. İşte senin her saat çalışmanın özlerini şey. Bu şeymen. Hemen bir şeymen vardı ya, onu oynardı. Süpermen gibi bilmem ne. Süpermen'i oynayan adam. Evet. Evet. Doğru. Süpermen'i oynayan adam. Metin abi, şimdi biz yani senin dışında başka hekimlerle de ilişkimiz olabiliyor çeşitli şeylerde. Benim sendeki gördüğüm en büyük özellik ne biliyor musun? Merak ettim. Sen sen hastalarını psikolojik olarak da iyileştiriyorsun. Evet. Ama bu çok önemli. Empati ya. Yani sana koşulsuz şartsız herkes teslim oluyor. Abi hiç kimsenin IQ'su borderline değil. Yani bir insanın kafası bir parça çalışıyorsa hepimiz için aynı şey geçerli. Yüzüne baktığın zaman bu adam doğru mu, dürüst mü, yalan mı söylüyor, evet, ne söylüyor biliyor. Yani bazen hani doğru yalanlar vardır ya, bağırsak kanserisin, son dönemindesin, ölmek üzeresin. Ben, yani sen anlayışlı bir adamsan ya da onu tolere edecek bir adamsan belki sana çaktırmadan onu yumuşatarak söylerim ama sana söylemem normalde. Kim var ailede? İşte hepimiz aileyiz. Sema kim? Sema işte senin kızın. Çekiyorum kenara, Sema bak arkadaş, işte Semih'in durumu böyle böyle. Yani uzun bir ömrü olmayabilir ama işte ameliyatta da gerek yok bilmem ne. Paylaşıyorsun onu ama sahtekarlık mahtekarlık yapmasan insan senin yüzündekini her şeyi görüyor ya. Yani. İnsan biliyor seni ya. Yani. Bir de Metin abi, izleyici ne istiyor biliyor musun? En azından kendi adıma söyleyeyim, ben de bir izleyiciyim. Sen artık yani artık derken uzun yıllardır Survivor'ın bir parçasısın.
senin realitelerini biz çok görmek istiyoruz. Ne güzel. Bambaşka oluyor. Ne güzel. Sen ne demek istiyorsun? İnsanlar sakatlansın mı demek istiyorsun? Hayır, öyle değil. Oraya mı bağlayacaksın? Olası bir durumda giriyorsun ya. Orada böyle o diyalogların falan benim çok hoşuma gidiyor şahsen. Benim hoşuma gidiyor tabii ki. Çok değişik realiteler çıkıyor çünkü. Ben bilmiyorum tabii. Öyle değil mi Murat abi orada? Metin abinin realiteleri. Şöyle şimdi ben de onu söyleyecektim. Semih'ten söyledikten sonra söyleyeyim bari. Semih açtı konuyu. Ekran adamısın hocam. Yok be ya. Vallahi ekran adamısın. Bak sen beni dinle. Ben hocam 30 yıldır ekrandayım. Canımsınız ya. Ben 30 yıldır ekranda olacağım. Ekran. Şöyle sen onu bilerek yapmıyorsun. Ama ekran adamısın. Mesela bir koşuşun. Bak, tabii değil mi? Şimdi bak. Şimdi mesela bazen yabancı sen olmadığı zaman birkaç tane yabancı arkadaşlar oluyor ya. Hemen senin yokluğun hissediliyor. Neden hissediliyor musun? Bak şey açısından demiyorum. Tedavi tabii ki tedavi zaten. O ayrı. O gelişin. İşte o girişin, konuşmaları falan böyle ekranda böyle bir şey yaratıyorsun yani. Ne güzel ya. Ama şöyle mesela oyun başlamadan önce Gonca daha iyi bilir. Ben Sema çok daha iyi bilir. Semih de bilir. Nerede problem var? Ben onu yani nerede problem varsa ben orada. Yani Atakan'ın olayını hatırlayan var mı? Suya düştüğü Sercan mıydı? Ama düşerken o böyle bir dengesini kaybetti. Ama abi yukarıdan bak Sercan yukarı Sercan mıydı? Sercan değil. Efecan olabilir. Yok Sercan. Serkay. 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 Aha. Yukarıda ben ve Alp yan yana oturuyoruz. Alp bayıldı bu arada. O kadar kanı görünce. O bayıldı mı o olaydı? Ben telefonu bir şey, telefon gitti zaten de. Atladın bir şeyleri direkt ona emanet eder gibi oldum çünkü neden? Tavanda Serkay böyle onun hem şeye film bakıyorum. Film gibi. Ya çok hakikaten film. Tüylerim ürperiyor hala. Bir yemin de, ederim ya. Tabii. Yukarıdan onun gözüne bakıyorum. Çünkü o tepeden görüyor. Ben hemen havuzun yanındayım. O şeyin salıncağın olduğu yerdeyim. Çünkü biliyorum bugün problem olacak. Ve Serkay'ın gözlerine baktım. Tekrar suya baktım. Böyle sudan bir bup diye bir hava cebi çıktı. Serkay atladı. Ben atladım. Serkay şimdi dizide oynayan kardeşimiz değil mi? Evet, evet. Çok enteresan bir görüntüydü ama. Çok kötü görüntü. Bir de oyunda ilk defa büyük ödül gelmişti. Gitmeli ödül. Hani o kadar şey vardı oyunda. Çok yüksek bir oyundu. Basket oyununa gidiliyordu. Tabii. Basketbol oyunu değil mi? Tabii evet, tabii. Basketbol. Amerika'ya basket oyununa gidilecek. Hocam şu ana kadarki en top sakatlık hangisiydi? Sizin yaşadığınız en top sakatlık. Tahmin ediyorum. Yani sakatlık olarak değil de sizin anlattığınız hikaye. Atakan. Hikmet de olabilir. Hikmet. Ben Hikmet yoktum Hikmet'te. Ha, yani ama ölümcül sakatlık. Siz bilmiyorsunuz. Hakan da bilmedi hiçbir zaman için. Hakan'ın boynunun kırıldığını biliyor muydunuz? Evet. Hı hı. En son söyledim Atiboğlu'nun. 2018. Ha. Onun hani bu arkadaki çıkıntılar var ya o kırıldı. En top o mudur? En top o mu? Riskli, riskli, riskli. Çok riskliydi Metin abi. Serhat Akın sen Türkiye'de olsa. Ha Serhat Akın doğru. Serhat Akın burada ameliyat ettik. Şuradan. Ben Türkiye'den malzeme getirdim falan. Onu kesmeden hatta laparoskopik ameliyat ettik. Peki hocam sizin... Bu artık... Murat abi cevap verirken de izin vermiyorsun. Arada cevap verecek hemen yok, ikinci yok, soruyu verdim, da verdim, verdim. Yakalamışken her şeyi soralım. Cevap verdim. Cevaplarım o kadar çıkıyor. O demiyor cevabı ne? Evet. Anlaşılır değil ya. Benim olayım biliyorum da çok ciddi değil de ölümcül bir şey değil. Yani ölümcül değil ama sonuçta bir organ kaybı abi tabii. yani şakası yok. O da ciddi bence çok ciddi. Hocam peki şey ne? Mesela bu artık yarışamaz deyin de geri dönen kim var mı öyle? Sizin için bu yarışamaz deyip de artık bir anda aa hani... Bir sürpriz olup, muciz olup geri dönen yok, var mı? Olmaz ya. Yani dediğim gibi ben tek başıma karar versem okey. Ama ben ya bir ekiple karar veriyorum. Hayır onu demiyorum. Siz mesela dersiniz ki bu oynayamaz dersiniz. Bir gün sonra bir bakarsınız adam tekrar bir şeye girmiş. Öyle bir şey oldu mu hiç? Hiç olmadı. Olmadı. Hiç olmadı. Bir de böyle ne Acun ne Esat kırmazlar zaten. Ben ne diyorsam itiraz etmezler her zaman için. Sorular var mı başka Metin abiye? Ben zaten özelde her şeyimi soruyorum. Metin abicim. Abicim sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığın için. İyi ki geldin. Için, başımızın tacısın, bize vaktini ayırdığın için. Bu yoğunluğun içerisinde hakkını helal et. Ne demek ya? Onur duydum ben de. Çok teşekkür ederim. Ben şöyle yapıyorum. Sandalyemi de alıp gideyim size göz kirliliği yapmasın. Evet Metin abiye çok teşekkür ediyoruz sevgili Metin Kuş'a. Bizim için de çok sürpriz oldu gelmesi. Başımızın tacıdır Metin abimiz diyoruz ve... Tabii ki birazdan Sema'yı da uğurlayacağız çünkü çok önemli bir yarışmaya gidiyor. Kimlerle yarışacaksın? Macaristan. Bana dua edin, elinden geleni yapacağım. Türkiye'yi temsil ediyor Sema.